Murat Çalık Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanımız. Keşke bu toplantıyı İstanbul'u, yani biz birçok toplantımızı bu heyetle yapıyoruz. Şeffaf toplantı işte, içeriden evet. Yayın yapıyoruz bu akşam. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da evet. Bu kente dair konuşmak istediği hususları maalesef 39 belediye başkanıyla bir arada konuşamadık bugüne kadar. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Güzel bir noktaya geldiniz. Mesela bugüne kadar belki diğer başkanlarımız da söylemek isterler. Hiç diğer AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldiniz mi? Mesela evet. Depremden sonra oturup ya bir plan üzerinde çalışalım, bir fikir alışverişinde bulunur. Böyle şeyler oluyor mu? Merak edenler için sorayım. Genelde davetler 39 belediye başkanına yapılır. Başlangıçta hepsi geleceğini söyler ama sonrasında biz kendi aramızda toplantımızı yaparız. Yani davete... Size söyledikleri gibi. Evet. Maalesef. Yine ben seyircilerimiz için sorayım. Bu iş biraz siyaset ötesi ele alınması gereken bir kavram. Yani bu işi buradaki ilçe belediye başkanlarımız tek başına çözmesi mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi'nin de tek başına bu işi üstlenip çözmesi mümkün değil. Bina yaparak çözebileceğimiz bir sorunla karşı karşıya değiliz. Yani toplu konut idaresinin işte en son açıklandığı veri yaklaşık 900 bin daire üretmiş 18 yılda. Şimdi 18 yılda yani İstanbul'da dönüştürülmesi gereken dairelere baktığınızda yani bunun hani süre olarak bize bu sürenin verileceğini bilmiyoruz. Depremin yarın olmayacağının garantisi yok. Dolayısıyla yani bu işin yasal düzenlemelerinin gerçek manada yapılmasıyla çözülebilecek bir husustur. Şimdi bakın imarla ilgili 19 tane kurum İstanbul'da yetki sahibi. 19 tane kurum birbiriyle eş güdümü olmadan yetkiye sahip. Büyükşehir Belediyesi'nin zaten yetkisi var. İlçe belediyelerinin yetkileri var. Bakanlıklar imar planı yapabiliyor. Hani büyükşehirin bilgisi haricinde birçok husus gerçekleşiyor. Mesela Kanal İstanbul'a değindi belediye başkanı mevkidaşım. Mesela Kanal İstanbul projesini biz askıda görebildik ancak. Hani İstanbul'un kaderini etkileyecek bir hususun Ankara'dan tek merkezden yapılmasının sıkıntıları var. 24 tane kanun var imarla, imar şehircilikle alakalı. 24 tane kanun, 11 tane yönetmelik var. Ben biraz ilgi alanı, meslek icabı da ilgi alanım olduğu için şehir plancısıyım. İlk dönemim, Beylikdüzü'nde ilk dönemim. Ya dolayısıyla baktığımızda bu işin aslında merkezi yönetimin alacağı bazı çok kritik kararlarla çok rahatlıkla çözülebilecek bir kentsel dönüşüm sorunuyla karşı karşıyayız. Aslında kentsel dönüşüm dediğiniz zaman planlamanın bir sistematiği. Eğer siz bu kenti doğru planlamış olsaydınız kentsel dönüşme ihtiyaç olmayacaktı ve konuşmayacaktı. Bakın bugün İstanbul'un konut stoğu Ankara bize hafta sonu dese ki Ankara size misafirliğe geliyoruz. İstanbul Ankara'daki bütün yurttaşlarımızı ağırlayacak konut stoğuna sahiptir. Ya çok kritik bir şey söylüyorum. Daireler yapılmış boş duruyor. Boş duruyor. Beylikdüzü verisinden bahsedeyim. Biz Beylikdüzü'nde yaklaşık 7-8 bin daireyi dönüştürürsek ilk etapta çok ciddi bir rahatlama sağlayacağız. Bugün bizim için çok özel... Daireyi mi, binayı mı? Yani bina olarak düşünmüyorum, bağımsız bölüm sayısı olarak. 8 bin bağımsız bölüm. Beylikdüzü'ndeki bağımsız bölüm sayısı, boş bağımsız bölüm sayısı 35 bin. 35 bin tane bizim boş bağımsız konut stoğumuz var. Bunların dolması hali İstanbul'daki nüfusun 25 milyon olması halidir. Bu bir çılgınlık aslında baktığınızda. Bir taraftan biz yine bu depreme dönük kentsel dönüşümü yine yeni binalar yaparak çözmeye gayret ediyoruz. Şimdi sizin sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. Reklama arasına gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Devam edeceğiz.
Süremiz var. Herkes rahat rahat konuşsun istiyorum tabii ki. Yani bu yayına gelmeden önce İstanbul'a tepeden bakma şansına sahip oldum bir kez daha. Hep bakıyoruz ama özellikle tabii bu yayını yapacağım için. Yani hem sizin anlattığınız gibi konut fazlası hem de gerçekten hiçbir mimari özelliği olmayan korkunç bir duruma dönüşmüş durumda. Her ne kadar yapılmayacak dendiyse bile yeni mahalleler oluşuyor. Özellikle havalimanının, yeni İstanbul Havalimanı'nın civarında falan. Yani pek bir ders çıkarılmış bir hal hala yok. Şunu söyleyeyim, ben Sayın İmamoğlu'nun teknik koordinatör başkan yardımcısı yaptım. Dolayısıyla hani şikayetleneceğim. Biz 2014'ten itibaren aslında bir süreci yürütmeye gayret ediyoruz Beylikdüzü'nde. Az önce söylediğim anlaşıldı mı onu bilmiyorum. Seste ufak bir problem oldu ama şunu ifade etmek istiyorum. Az önce Şükrü Başkanım'ın da eleştirisi o yöndeydi. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Aslında kentsel dönüşüm bir planlama sistematiği. Ve planlamayı bugün doğru yapamadığımız için kentlerimizde kentsel dönüşüm ihtiyacı hissediliyor. Aynen. Aslında kentsel dönüşümde bir planlamanın ana kolu, konu aslında. Dolayısıyla şöyle bir şey var. Biz boş konut stoklarımızı eğer değerlendirebilirsek, az önce de söyledim. Size şunu verebilir miyim? Sesiniz, sizin nedense size, evet. Evet, bana sesinizi... benim sesime karşı bir herhalde alerji var. Yok, estağfurullah, teknik galiba. Yok değil mi? Bazen ters mikrofonlar birbirine olabilir, eşleşiyor. Olabilir. Tamam. Mekan sadece. Yok, mekan tamam. dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var. Her kentin boş konu stoğu var. Bizim de dolayısıyla Beylikdüzü'nde boş konu stoklarımız var. Ama İstanbul için söyleyecek olursak çok çarpıcı bir örnektir. Ankara hafta sonunda İstanbul'a kalmaya gelse Ankara'daki tüm komşularımız, tüm hemşerilerimiz, biz onları İstanbul'a da barındıracak boş i̇şte konuta orada, sahibiz. Ben onu anlayayım, orada bırakıp virgüller tamam. Geçelim. Bunu niye söylüyorsunuz? Yani, niye söylüyorum konut, onu söyleyeyim. Boş konutun deprem riskli binayla boş konut stoğu eşleştirilebilir. Bu bir yasal düzenlemedir. Bizim bir taraftan ben şimdi Beylikdüzü'nde 9000 tane daireyi dönüştürmeye gayret ediyorum. 35000 tane boş konut stoğum var. Eğer devlet buna gerçek manada bir yasal düzenleme yaparsa biz o riskli binalarla aynı bir imar uygulaması yapar gibi ilişkilendirebilirsek. Yani nüfus kaydırmasından tabii, bahsediyorsunuz. Ama aynı bölgede. Benim aynı bölgemde bölgede. Var. Ha, tamam. Daha sonra da devlet o alanları yeniden yapılaştırabilir. Şöyle yapılabilir. Merkez oluşturabiliriz. Ben aynen. Beylikdüzü'nde mesela merkez oluştururum. Yeşil alanlar oluştururum aynı yerde. Dolayısıyla kentlerin ihtiyacı sadece bina değil. Altyapısıyla, yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle bir yaşam alanı oluşturmak asıl olan mesele. Evet. Peki ayrıntılara bakalım, hemen hızlı hızlı devam edelim ki sonra Naci Hoca'ya döneceğim.